Evet, bu bölümde biraz egzantrik bir kayıt yapısı kullandığımız için maalesef bir şeyleri yanlış ayarlamışız ve maalesef Dilara'nın mikrofonunun kaydı OBS'te çıkmadı. Dolayısıyla da maalesef Dilara'nın sesini benim mikrofona yansıdığı kadarıyla duyuyorsunuz. O yüzden sesi direkt editlemedim. Daha rahat duyabilin diye. Öyle bir sıkıntımız var. Bu sadece bir bölümlük bir sorun oldu. Lütfen maruz görün ve şimdiden iyi eğlenceler. Merhabalar, ben Köftiz Köfte. Ben de kumaçan. Ve bugün sizlerle uzun bir aranın ardından köftematika nereden çıktı? Aile matikaya. Serilerin isimleri komple karışıyorum. Mesela köfteyiz. Ah, yine aynısını yapacaktım. Ama bir şey olmadı mı? Köfte firma Craft'ta da mesela Köfteistan New Horizons diyordum falan filan. Seriler karışıyor öyle. Ama bu köftematika şey gibi oldu. İki İsveç köfteye karşı köftematika. Of. Neyse. Aile Matika'da bir süredir oynamaya zaman bulamıyorduk. Diloş'ta ben de biraz meşgulüz. Hatta teknik olarak ben mesela bir hafta kendi single player serime de giremedim. Neyse, bugün girdik. En azından benim meşguliyet sebeplerimden bir tanesi, evde yeni bir sunucumuz var. Ve şu an teknik olarak ona bağlıyız. Yeah! Şu aşağıya ben sunucuyu test ederken biraz kazıyım dedim. Ne haber? Merhaba. Demek ben siz burada ev temizliği yaptın. Evet. Neyse, bunun yanı sıra önceki bölümde bronz yapamamıştım. Sebebi benim salaklığım. Ben normalde daha uğraştırıcı, daha emek sarf ettiren mod paketlerine alışkınım. Dolayısıyla da beynim otomatik olarak bronz yapacağım. Dörde bir oranında yapılması lazım. Dört kapır bir tin olması lazım bunun diye kodlamış. Hayır, üç kapır bir tin. Onun 3 kapır bir tin olması lazımmış. O yüzden pickaxe'imi bronze'a upgrade ettim. Diloş Hanım, geliniz. Bronze pickaxe ediniz. Geliniz mi? Damadız. Sonrasında Yan yana koyup. yan yana, galiba öyleydi. Yoksa yok, orada değil. Tool Ay Station'da. doğru. Bak yaptı değil mi? Yo aslında şaka yaptım. Ne yapıyorsun hayatım? Dur dur. O değil. Üstünde durdum. Evet. Uzat ona tıkladım. Hayır, orada değil, o da üstünde durduğumda değilsin. Çık oradan. Geri gel. Bir daha bulan diye mi düşünüyorum? Bugün ben çok iyi sanırım. E niye olmuyor? Dur bir saniye. Aa nereye gitti? Ben aldım. Neden? Çünkü sen dur. Bozuk kutakta. Çünkü yanlış pikeksi Bunu silebilir misin kırıkta? kullanıyorsun hayatım. Senin bir tane kapır pikeksin olacaktı. No. Onu mu chest'e attın acaba kazara? Asla öyle bir şey yapmam. Kesin öyle yaptı. Evet. Pickaxe'imizi böyle attık. Üstüne bronz head'imizi ekledik. Bunu al bakalım. Vallahi güzel yaptın. Evet. Tamam şimdi. Bugün yediklerimi saysam vallahi benden mideniz bulanır arkadaşlar. Misafirimiz vardı da. Neyse. Şimdi. Diloş Hanım. Geliniz. Damadız geldik. Bizim şu chest'i açtığımızda önemli bir problemimiz var. Çok fazla cobblestone'dur, deep slate'tir, Evet. sand'tir, dirt tür vesaire birikiyor değil mi? Maden kazarken özellikle. Bu chest annesi el kaldırmış. Taş olmuş arkadaşlar. Evet. Neyse. Bizim bu büyük bir sorunumuz. Bu sorunun üstesinden gelmek için
Güzel bir arkadaşımız var. Crafting table'a bakalım. Erol Taş. Crafting table'ımıza bakalım. Bakalım. Tamamdır. Şimdi bu arada modlu Minecraft'ta normalde chest'i craft ederken bir şey 8 tane bana vurdu. 8 tane wood plank'i koyuyoruz. Fakat eğer 8 tane wood log'u böyle koyarsak bize 4 tane chest veriyor. Yani biraz birkaç aşamayı arada atlamış oluyoruz. Şöyle de plankleri alalım. Tabii ki de buraya koydu değil mi? Evet. Şimdi eğer ben bu chestleri alıp şöyle bir şey yaparsam Oak Drawer. 4 tane Oak Drawer alalım. Bir de şöyleydi değil mi? Bu da quest'miş. Evet. Yok, bu yokmuş. 2 tane de şu ikili Oak Drawer'dan alalım. Şimdi gel bakalım. Bunları şuraya koyalım şimdilik. Şimdi şunu da kazalım. Şöyle drawer dediğimiz bir muhabbetimiz var. Aa! Ne oldu? Elimdeki diye oraya gitti. Çünkü ona tıkladın. Aynen. Ay çok saç. Ama mesela şey. Mesela ben şuna cobblestone'la tıklayacağım. Şu an içinde 1000 küsür cobblestone var. Tıklamam yeterli. Evet. Ama mesela sadece cobblestone'um alıyor oraya. Tıklayayım. Evet, dur. Şimdi sana şunları bir atayım. Envanterin dolsun cobblestone'larla. Şimdi şu cobblestone olana envanterinde cobblestone'lar var değil mi? Gel şu cobblestone yerleştirdiğime sağ tıkla. Drawer'lardan. Yaklaşıp. Envanterinde cobblestone var mı şimdi? İki kere sağ tıkla bu arada peş peşe. Ooo. Ya mesela şey yumruk at ona. Aa inanmıyorum. Yumruk at. Normal tıkla. Elimdekini atayım da. Giremiyor. Evet. Bir şey söyleyeceğim. İki kere sağ... Bakmayın bana. Modları yeni öğreniyor Dilara Hanım. Shift. Shift'e basıp vur bir de. Oo. Dur. Bu olmuyor. Olca denedim. Mesela şuna da dörtleri yerleştirelim. Güzel bir şeymiş. Şuna sand. Şuna da gravel. Şu an diye tıkladığımda olmuyor. Nasıl? Bir dakika. Elimde var ya. Sağ tıklarsan tamam, tamam, yerleştirir. Tamam. Daha da yaklaşmam gerekiyormuş. Özür dilerim. Pikeksin sen. Offhand'e mi aldın? Nasıl yaptım ben onu? Ben de bilmiyorum. Hiçbir şey. Ey yavaş. Offhand. Gerçekten onu tıkladığımda geldi buraya. Ve bu arada şey elimizde neyden ne kadar olduğunu da burada gösteriyor. Peki buradaki chestleri attım da oraya otomatik atsa? Hayır. Ama o tarz bir şey ileride gelecek. Ve şimdi bir diğer arkadaşımız daha var. Onu da şuraya yerleştirelim. Bu drawer'ların değişik bir versiyonu daha var. Sana taş koleksiyonumu göstereyim mi? Göster. Bu değişik versiyonu şöyle üst üste iki tane da farklı bloğu depolamamızı sağlıyor. Ama burada şöyle bir şey devreye giriyor. Soapstone bir de Rocky Stone koyalım. Daha mı az koyabiliyorum? Yarısı kadar koyabiliyorsun. Ama gene bayağı daha gene bayağı bir koyabiliyorsun. Evet, böyle temel bazı şeyleri buraya yerleştirmiş olduk.
Ve bunun bir de quest'i vardı. Storage. Aynen. Functional storage. Tamamlar. Aynen. Bunun ödülünü alalım. Bize bir şeyler vardı. Compacting Drawer. Bu da başka bir versiyonu. Bir de Drawer Controller. Senin için Redstone gerekiyormuş ama. Bizim Redstone'umuz var mıydı? Sanki vardı diye Var hatırlıyorum. ama Nether Quartz'a lazım. Nether Quartz'ımız yok henüz. Hey! Onu nerede bulabiliyoruz? Nether'dan. Nedir nedir? Nether. Ay. Nether. Midem. Şimdi. Ya bu makine beni de dönüştürsün. Değil mi? Makine aşmak istiyorum. Makinalaşmak istiyorum. Trum trum trak trak. Aile içi şiddet var arkadaşlar. Mesela Şimdi. sana da sağ tıklasam sevgi verebiliyor muyum? Sen bana varlığınla sevgi veriyorsun zaten. Şimdi gel bakalım. Biz biraz daha grout yapıyoruz. Crafting table'da. Al bunları. Okay. Shift'e Evet, basarak biraz hepsini çok pardon hani. aynen. Tamam. Ne kadar grout'un var? Şu an 73, 72 tane kafa gitti. Güzel. Bunları furnace'lara yerleştir. Fırınlara hayatım. Buraya mı? Evet. Birden fazla fırına yer farklı farklı fırınlara yerleştirirsen daha hızlı eritici üdüyecektir. Ben şunu pişirmeye başlayayım. Bunları sakın alma. Bunu bir becerdim herhalde. 8'ini yerleştirdin ama diğerlerini de yerleştirmek lazım. Yandaki fırına yerleştir onları. Alttaki kömür gibi bir şey kendiliğinden mi Yo, onu oldu? ben koydum. Modlar o kadar gelişmiş değil. 64'ünü birden koydum. Aynen. Ben biraz dağıtacağım. Bir şey diyeceğim, yaratık sesime. Evet, arkamızda bir tane yaratık spawn oldu. Nerede? Kapıyı açınca gelecek. Gelmesin. Değil mi? Odanı topla. Evet. Hatırlattı. Değil Bayağı bir kişi iki kişi hatırlattı bana. mi? Değil mi? Evet. Şimdi bu kısmı hallettik. Şimdi bir arkadaşımız daha var. Bizim bir adet kitaba ihtiyacımız var. Kitap. Nasıl bir kitap? Herhangi bir kitap. Ben su normal kitap. Warhammer Minecraft kitabı. Hemen Peki yapıyorum. yer attığım oluyor mu? Hayır. Kitap atılır mı ya? Sugarcane. Zaten envanterimde vardı. Tamam. Kağıt. Deri. Kitap. Şimdi. What? Dur ben bunu anlamadım. Ne oldu? Ben de anlamadım. Gel. Orada yani bu yaratık gerçekten yoğurt fırında baldan püsküren dedi. Şimdi. Şuraya. Kitabımızı yerleştiriyoruz. Ve şunun içine de bir tane Seared Brick Ben ne yerleştiriyoruz. yaptım? Geri mi Evet. Şuraya da bir tane Seared Brick yerleştiriyoruz. Pişiyor. Bir ta Kitapla. Ve sonra kitabın üstüne Seared Brick'i dök. Erimiş Seared Brick'i döküyoruz. Niye? Şu kitabı yapması için. Bunu ne yapacağımızı anlamadım. Şu kitap. Duyur, ne yapacağız bu kitabı? Bu kitap Tinker's Construct'ın birkaç aşamalı kitaplarından bir tanesi. Oha dövüyor kitap. Sürekli. Neyse. Bu Tinker's Construct hakkında Smeltery konsepti üstüne bilgi veren bir kitap. Tinker's Construct'ta birkaç tane kitabımız var. Bu tarz konularda bilgiler veriyorlar. Bu kitabı yapmamızın bir numaralı sebebi questlerde ilerlemek için. Şimdi benim ekranıma bak. Şu quest'ti bu arada.
Şimdi şu quest yapacağız. Bu quest için ne lazım? Smeltery Control. Kapıra bir tane Seared Brick vereceğiz. Tamam. Bu cam ve bu. Seared Glass bu şekilde. Bunlar bu şekilde. Bu da bu şekilde. Tamamdır. Bu kolay. Şimdi önce 4 tane kapırı eritelim. Ve benim biraz kapır elde etmem lazım. Pişirmem lazım. Kapır. Güpür güpür. Kapır kapır gidiyor. Paçi. Evet, Paçi şu an annesinin omuzuna çıkmaya karar verdi. Çok tatlı bir kız bu. Evet. Dünyalar tatlısı bir kıza. Tıpkı annesi. Pardon. Niye yemek yemiyorum şu an? Yanlış tuşla. Hayır, tamam. Ben de bir şey gördüm. Yemeğin olduğu yeri eksi gördüm. Of. Doluymuş. Gel, şu gel şimdi. Toktum yedim. Yay. Gel şimdi şurada bir tane, 4 tane şu seared bloklar yerleşip bir tane seared brick yapıyoruz. Al onu. Al bakayım. Gel şimdi. Bir daha. Al. Paçi. Kedi terörü. Al. Ay. Gel şimdi şuraya koy o seared brick'i. Şunun iç, yok şuraya, şöyle üstünde durduğum bloğa. Şuna. Dilara. Aynen. Şimdi şu vana gibi şey var ya şu. Ona sağ tıkla. Sağ tıkla. Yok diğer. Diğer tuşla. Ha yok, olmuyormuş. Olmuyor. Evet, neden olmuyor? Sen evet ben aldım. Ben de bir yandan öğreniyorum. Seared Stone. Bu arada demin algılayamadım çünkü ciddi anlamda çizdi beni. Bunun olması lazım. Molten Copper 4 ingot. Tamam. 4 ingot. Tahmin ettiğim şey değil mi? Yep. Yanlış şeye tıklıyormuşuz. Gel. Aa, diğer taraftaki bana. Diğer taraftakine koyacağız. Sen koydun mu? Dur, koymadım henüz. Çekil. Pardon. Şimdi koydum. Şimdi tıkla. Bir kere tıkla. Bir kere bas. Tamam. Tamam. Şu an soğuyor. Sağ tıkla şimdi. Voila. Sağ tıklayınca canım 5 düştü. Sıcak olduğundandır. Çok kandırdım. Bu arada olabiliyor. Tamam. Şimdi bu yaptığımızı... O da olur. Ama her blokta yapma çünkü bazılarını aletler falan olmadan kıramayabiliyoruz bazen. Şimdi şunun içine koyalım. Oha'nın içine mi koyduk? Ha, şimdi koyduk. Şimdilik. Birazdan çünkü onu yerleştireceğiz. Bunları eve nasıl taşıyacağız seni de? Çok kolay. Kıra kıra. Aynen. Şimdi camımız vardı bizim. Cam. Burada da cam vardı. Tamam. Şimdi önce şundan Seared Fuel Tank. Güzel. Şunun içine yerleştirdim. Bunu ne yapacağız? Göreceksin. Sonra Seared Glass. 4 tane. Dört tane Seared Glass'ımızı aldık. Ondan sonra ne lazım? Seared Drain. Ve Seared Shoot. Tamamdır. Şöyle yerleştirelim. Sonra copper lazım bana. Copper'larımı pişirmiştim. Güpür güpür pişirmiştim. Şöyle Seared Shoot'ları aldık. Görüyorum. İki tane yapalım. Şöyle de Seared Drain. Ve voila. Ve arkadaşımız hazır. Ve bir tane daha görev tamamladık. Şimdi. Bunu niye koydun şimdi?
Bunlar bunlara Geri gerek. alacaksın, Aynen. iki yap. Ben de onu bekliyorum, bir şeyler Of. yapacaksın diye. Asa yapacağım da. Gel şimdi aşağıya. Çıkışta gel. Aynen. Şöyle yerleştirelim. Bir şey soracağım. Sor. Peki neden bağlı yapıyorsun? Bunu soracağını tahmin etmeliydim. Neden böyle bir ses oluyor buraya girince? Mağara sesidir. Ya taş olduğu için mi direkt burayı mağara olarak algılıyor? Bilmiyorum, olabilir. Şimdi şunu yerleştirelim. Smeltery Control. Fuel tankimizi yerleştirelim. Drain ve chute yerleştirelim. Kalanını da glass yerleştirelim. Evet, şu an bir adet smelter yaptık. Hoş gözüküyor. Ve ilk multiblok makinen hazır. Dereler, Ama bunu çalıştırmak için bir şeye ihtiyacımız var. Ve bunun için senle dışarı çıkacağız. Hatta bunu yapmak için, bunun için önce şu fuel tank'i alalım. niye? Göreceksin. Aa. Ve kovamızı da alalım. Kova sende miydi hayatım? Tamam. Yok, sende dursun. Gel. Bu arada şunları bırakayım. Vay, iyi ki oyunu arada benim gözümden görmüyorsunuz. Rezil olurdu. Gel. Bir noktadan sonra onu da ayarlamaya başlayacağız. Şimdi şuraya gelelim. Burada lavlarımız var, evet. Ha, tahmin etmeliydi. Ah, sorry. Şunu al, koyduk. Şimdi Piroş Hanım, elinize kovanızı alınız. Bir dakika, benim sanırım kulaklığımın sesi yükseldi. Olabilir. Diyor. Söyle canım. Elinize kovanızı alınız. Aldım. Geliniz şöyle. Lavlardan bir tanesine tıklayın, sağ tıklayınız. Voila. Sonra şu arkadaşa sağ tıkla. Lav Love kovasıyla. Voila. Alayım mı Şimdi daha, yeter en diğer lavı da al. Bakalım başka lav var mı buralarda? mi? Tamam. Oh yeah. Sanki ben şurada görmüştüm. Ben... Bilmiyorum, değişiyor mu buradaki lavlarım? Yo. Galiba yok. Arkada bir tane daha. Bakıyorum ben de. Yok sanırım. Ateşleri de söndürüyorum bir yandan. Şunu alamıyor. Neyden? Şöyle kalıplaşmış lav bu. Magma bloklar mı? Yok. Yok maalesef. Tamamdır. Şimdi Seared Brick'im, bunu kırıyoruz ve içindeki lavı koruyor bu. Sonra Bir şey gidiyoruz. soracağım. Şuradaki sandıkların içinde lav olabilir mi? O sandığı açtık. Lav var mıydı? Hayır, yoktu. Emin misin? Evet, eminim. Bir daha bakayım mı? Şu an onun içindeki her şeyi aldık zaten. İlk bölüm aldık. Oo, Değil mi? lav dolu. Ben hepsini aldığımızı hatırlamıyorum. Hepsini aldık. Çok net hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. Çünkü ben loot chest'leri asla bir chest'i kolay kolay boş bırakmam. Çünkü sen İsveç köftesi adamsın. İşte bunlar hep loot Ne kavmi. yaptın öyle? Yemek yedim. Şey soracağım, ayağım ve pantolonunun böyle yanar dönerli olmasından dolayı bazen beni şaşırıyorsun. Evet. Burası böyle hazır. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu alanı yapıyorsun, lavabonu yapamıyor musun evin bütçesinde? Değil mi? Hayır, yani ciddi söylüyorum. Yok. Onun içinde bir şey yok mu? Yer Ve yok. şu iki arkadaşı alıyorum. Sonra bir de şöyle bir şey yapalım. Seared
8. Tamam. Gel bakalım. Diloş Hanım. Şimdi şu şurayı ve şurayı kazalım. Ve şunları yerleştirelim. Ters olsa daha güzel olur. Ve şu arkadaşları da koyalım. Yine buraya akıtmak için değil mi? Yep. Ve şimdi içine bak şurada gözüküyor. Bu arada asla içeri atlama. Nerede atlayacağım mı? Seni tanıyorum. Güven bana, atlama. Ne oluyor? Aa, gördüm. Sakın atlamayın. Şey, can seni sana hasar vermeye başlıyor. Şimdi kapırları eritiyoruz. 3 kapıra bir tin şeklinde totalde eriteceğim. Şöyle parça parça eritiyoruz. Önce kapırları eritiyorum. Sonra parça parça tinleri eriteceğim. Sonra da diyeceğim ki tin tin tini mini hanım. Aa, bu arada geçen gün neden hesaplamada sıkıntı olduğunu anladım. Çünkü Smeltery'de yukarıdaki arkadaşlarda Melter'da da orları direkt eritirsen 1 ingot 3 nugget şeklinde veriyor. Senin ödemin 4 olan muhabbet. 4? 4 olarak düşündüğüm dediği şey. Anlamadım. Oyunun başında. Ha yok o falan. Bir dakika, ben bakır muhabbetini karıştırdım. Ha yok yok yok, o değil. Tamam. Arkadaşlar çok yeni iyi değilim. Gerçekten iyi değilim. Evet. Şu an kapırlarımızın hepsi eridi. Daha eridi eriyecek. Bu arada evet, bu makine yakıt olarak lav kullanıyor. Ve şimdi bir de tinlerimizi eritelim. Tin. Bunların hepsi eriyince? Göreceksin. İki farklı şey. Evet. Bu şekilde. Evet. Şimdi şu şuraya gel. Sidir renkte blok mu yapacaksın? Yok. Gel şuna tıkla bir. Nereye? Şuna. Tamam. Bak şurada Molten Bronze, Molten Tin ve Molten Copper gözüküyor, evet. Değil mi? Şu an bronze önde. Evet. Çoğunluk bronze çünkü. Yok, gitgide çoğalıyor bronze. Evet. Çünkü birleştiler. Şimdi ben burada şunun içine dolduruyorum. Buradan bana bronze blue geliyor. Gel. Tamam, blok işte. Dur. Bir dakika. Şuraya bak. Ups. Senin pikeksin. Bu şekilde bronze bloğumuz oluyor. 3 tane bronze bloğa ihtiyacım olacak. İki ve üçüncü geliyor. Peki biz iki kova lava aldık. Ne kadar yetiyor? Yetecek bir süre. Evet ve dur. Bu quest'i tamamladı mı? Evet, tamamladı. Şimdi sırada çok ilginç bir arkadaş yapmakta. 4 tane seared brick lazım. Gel yukarı. Şimdi şurada crafting table'ımıza gelelim. Şöyle bir arkadaşımız var. Gördüm. Tinker's Anvil. Bu arkadaş nedir diye soracak olursanız, şunun yerine koyabiliriz. Voila. Tinker's Anvil. Bu Tinker Station'ın gelişmiş versiyonu. Ve bu arkadaş sayesinde çok değişik şeyler yapabiliyoruz. Mesela? Mesela. Tinkerbell. Aynen. Şimdi. Tinker's Hammer. Hammer için Tough Handle, Bronze Large Blade, Bronze Hammer Head. Bakacağım. Olur. Şimdi
tane large plate, bir tane de... O ağlayan surat mı? Yok, creeper suratı. Tamam. Creeper suratıyla ne yapabiliyorsun ki bu oyunda? Göreceksin. Gold. Şunlardan kalıp moldda kalıp çıkart. Bir ingot, tamam. İki tane ingot'a ihtiyacımız var. Gel. Bu arada biraz daha bronza ihtiyacım olacak. 9. Tamam. Hatta dur, daha fazlaya ihtiyacım olacak. Bayağı bir bronza ihtiyacımız olacak. Aşağıya son basamak kala fikrini değiştiren neydi? Sendin. Senin güzelliğinde. Evet. Şunları da bir eritelim. Şimdi. Dur, biraz da bronzum varmış. Şimdi. Önce goldları da bir eriteceğim. Şunlar erisin. İki tane gold ingot'ımızı eritelim. Ben bastım. Hayır. Ne oldu? Niye bastın? Basmaman lazımdı. Şimdi bunu tekrar eriteceğiz. Ama bunu söylemeliydim. Heyecanlandım. İyi. Ve bekledim. Şimdi goldlarımız eridi. Ve tabii ki de bunlar rose gold'a dönüştü, değil mi? Benim salaklığım. Yok, benden dolayı oldu. Yok, benden dolayı oldu. Doğru söyle. Benden dolayı oldu. Neyse, şu an sand kalıbı kullanalım. Şimdiki sand kalıbı kullanalım. Gel. Şöyle miydi? Sand kalıp nasıl yapılıyordu? Ha. Tamam. Bu şekilde. Ya bunların hepsinin bir oranı var o zaman. Evet, şimdi buradan şunun kalıbını çıkartıyoruz. Surat mı olacak? Evet, bu bronze plate olacak. Evet, ilk bronze plate'imiz hazır. İkinci bronze plate'imiz. Totalde kaç tane gerekiyor? 2 tane. Yani totalde 4 tane yapacağız. Çünkü 2 kişi olduğumuz için. Ne kadar bronzumuz var? 5. 1 bronze plate. 4 ingot kullanıyor. Tamam. Oldu. Sonuncuyu yapalım. Ve valla. Sonra iki tane de hammerhead. Bakalım hammerhead kaç ingot istiyordu? 8 ingot. Yani totalde 16 tane. Bunları biraz pişireceğiz şimdi. Valla. Bunlarla ne yapacağımızı birazdan göreceksin. Çok eğlenceli bir şey yapacağız. Asa ben... Efendim? İlk kanıma baksana. Burada her şeyi bulabiliyorum. Evet, onlar questler işte. Hep sıraya göre mi gitmem lazım? Ben yok. Sondaki questi de yapabilir miyim? Teknik olarak yapabilirsin de yapamazsın da. Çünkü onun için gerekli zamazingoları elde edemeyecek durumda oluyorsun genelde. Ya. Ve... Bu questler bu arada hani şey, kendi başlarına bir olayları yok. Aslında sana oyunu da yönlendirmek için. Bu arada her mod paketinde quest olmak zorunda değil. Mesela benim oynadığım çoğu mod paketinde aslında quest yok. Questleri hiç yapmazsan ne olur? Yapmayabilirsin. O şekilde de oyun. Yani neye katkısı var? Questler sana sadece yol çiziyor. Bunu böyle yapabilirsin diye. Özellikle öğretme konusunda. Yolsuz. Şimdi gel yukarı. Gel. Aslında bir saniye. Buradan
İlla wooden istiyor, o yüzden wooden yapacağım. Wooden top handle. İki tane. Evet, şimdi envilimize gelelim. Geldim. Allah düştü. Şurada hammer'ı seçelim. Hiroş Hanım, hammer'ınıza bir isim vermek ister misiniz? Yukarıda isim verebiliyorsun. Nerede tam? Yukarıda. Burada. Aynen. Bu senin hammer'ın. Ne olsun? Ne olacak hammer'ının adı? Hammer'ın adı. Evet. Birazcık vakit ver. Bir dakika, bir 10 saniye düşüneyim. Tamamdır. Hadi bakalım, ne Dilara'dan ne çıkacak, çok merak ediyorum. Benim aklımda çok güzel bir şey var. Sen söyle. Önce sen bul. Ben kendime ismi buldum. Bakalım ne çıkacak. Hammer'ımız silah değil bu arada. Hammer'ımız maden kazmak için bir araç. Çok hoşuna gidecek. O zaman adı Elmas Maden olsun arkadaşlar. Olur. Şeyi izlemiş mi Bilardır? Hiçbir fikrim yok. Beşik Kertmesi. İşte hiçbir fikrim yok izleyip izlemedikleri konusunda. Al hammer'ını. Trafona basmak. Yok, gerek yok. Hammer'ını al direkt. Valla. Elmas maden. Ben de kendi hammer'ımı alayım. Ve çekiç çen. Ya. Evet. Şimdi gel. Hammer'lar elimizde. Aşağı gelin Dilara Hanım. Hammer'ı alıyorum. Aynen, hammer'ı eline al. Gel aşağı. Şuradan mesela bakalım. Şu yöne doğru bakarak kaz hammer'la. Oha! Nasıl? Bu ne? Yeşil bir şey. Uranyum. Nasılmış? Çok güzel. Ve bu... Bunlar tabii clay oldukları için bunları kürekle kazmak gerekiyor. Ama böyle bir tam ortalayarak kazacağım. Evet. Orada yumurtanın ne işi var? Yumurta? Yumurta değil mi adam? Clay. Kil. Uzaktan yumurtaya benziyor. Uzaktan yemin ederim yumurtaya benziyor. Evet arkadaşlar, Dilara'nın Minecraft'ta da yeni olduğu gerçeğini unutmayın. Ne? Yumurtayla aynı? Yumurtayla aynı diyenler yoruma yazsın. Ve bak, maden şu kadar alanı kazmamız ne kadar sürdü. Ay kazmayayım, daha bir yerleşim alanımıza çıkalım. Bir şey söyleyeyim, ben bunda çok eğlenirim. Değil mi? Yemin ediyorum. Normal kazma hızı pickaxe göre yavaş ama aynı anda gidiyorsun, 3 blok kazıyorsun. Tabii bunu direkt tünel kazarken... Bu stres atıyorum şu an. Minecraft'ta madencilik nasıl stres atıyor, anladın mı şimdi? Yok, güzel. Bunu... Bir şey daha buldum. Altın mı bu? Bakayım. Evet. Yok, altın değil, nikel. Nerede yazıyor? Üstünde yazıyor, durunca. Oha, yazıyor, doğru. Öğrenci. Bence diğer oyuncumuz hiç bok yazmıyordu. Evet, çünkü o vanillaydı. Evet, şu an envanterler doldu. Bazı alanları kes aşkım. Envanterimiz doldu şimdi. Gel yukarı. Son bir şey daha yapıp. Bu müzik ne? Güzel soru. Neşeli bir müzik. Evet. Yap başını şey. Kar mı yağıyor? Şimdi. Son bir
Şunları yerleştiriyorum. Hepsine saat. Şimdi son bir... oraları kazmayalım istersen hayatım. Şimdi. Back. Back. Bakalım backpack yapmak için gerekli malzememiz var mı? Deri. 6 tane var. Sana bununla vursa... güzel olmaz. Şey, daha yavaş vurup daha... güzel olmaz hayatım. Benim için güzel olmaz en azından. Backpack yapamıyoruz çünkü yeterli stringimiz yok. Dur, wool'u string'e çevirebiliyor muyum? Bence çevirebilmem lazım. Evet, çevirebiliyorum. Verimsiz bir biçimde ama çevirebiliyorum. String git orada. Çok iyi ki yaptım, özür dilerim. Evet. Ya özür dilerim gerçekten. Niye özür diliyorum? Yemişim ki. Hani kötü. Evet. White wool. Çevirsin. Sonrasında totalde kaç tane deriye ihtiyacım var? 4. O yüzden bir tane yapabileceğiz. İkinciyi yapamayacağız. Deri elde etmenin bir yolu var mı? Birkaç tane var aslında. O burada şu an ne parçalıyor? Yün. Tıkladın mı sen? Hayır. Ha tamam. Elime mi verdin? Tamam, nereye gidiyor bu yün? Ha tamam. Bana geliyor. Alıyorum sağ tıklayarak. Şimdi bir tane de... Ve şu chestimiz zaten boş artık. Buraya atayım mı bir şeyler? Hayır. Kırdım. Şimdi crafting table'a gel. Geldim. Chest koydun. Ne koydun başka? Oh, ve backpack. Jerry. Yep. Ekranıma bak. Benim ekranıma bak. Ay bir şey söyleyeyim mi? Güzel gözüküyor. Böyle sağ tıkladığında bir backpack alanın var. Bir şey söyleyeyim mi? Şey. Ve bir çanta. Bunun yanı sıra şurada pickup upgrade yaparsak mesela, tabii bunu şu an yapamıyoruz. Otomatik olarak eşyaları kendi içine alıyor. Çıkar mısın? Evet, şey çöpe ayağım bastı. Şey, arkadaşlar deri çantalar çok pahalı. Değil mi? Ve bunu şöyle düşün. Madende gidiyorsun. Orada dur. Sorsana. Hah. Madende gidiyorsun. Bununla dolaşıyorsun değil mi? İnşallah. Ha bu şey, envanterin doldu. Buna yardırıyorsun madenleri, gereksiz şeyler ya da şey acil erişmene gerekmeyecek şeyleri ve envanterin iki katı açılıyor ve bu şekilde yere koyabiliyorsun. Ama çok tatlı değil mi? Bu şekilde yere koyabiliyorsun. Benden önce aldım. Evet. Ve hazır mısın? Farklı renklerde mi yapacağım? Doğru tahmin. Hangi renk yapalım? Lila. Ay. Ama şey, açma yerlerinin rengi değişmiyor. Evet. Buradan chest gibi erişebiliyorsun. Çift tane. Çift sağ tıklayarak da eline alıyorsun. Sırtımda niye taşıyamıyorum? Galiba taşıyabiliyorsun. Yani adıyla çok uyumsuz oluyor. Bak chest slotuna yerleştirdiğim gibi. Ama buradan nasıl erişiliyordu? Burada erişmenin bir yolu olması lazım ama nasıldı ben de bilmiyorum. Kısa yolu vardır. Sana ok. Keybinds. Building me. Su şişesi koymayın bari. Bu arada bana tıklayabiliyor musun? Onunla? Evet. İşte harika. Bayağı iyi. Hani diyelim ki o sırada benimkinde yer kalmadı. Beraber gidiyoruz. Ben seninkine de atarım. Mis gibi. Aran zor. Şimdi bölüm arası deri yapıp Dilara'ya da bir backpack yapacağız. Bir şey söyleyeceğim. Deri kıyafet. Yani yapabiliriz de deri kıyafet yerine, onun yerine. Yok merak ettim. Şu an demirden yapmamız daha sağlıklı. Belki ben Minecraft'ta bir moda ikonu olmak istiyorum. Değil mi? Böyle deri giyen bir lider olmak ve kölelerimi çalıştırmak istiyorum. Open backpack. Ben dikkat almış. O zaman ne olsan... Baş kölem yapacağım.
Ne olsun? Yok, kısa yolu. Y olabilir sanki. Bakalım. Evet. Şöyle sırtımda ya. Bir bak. Atadığım kısa yolla direkt erişebiliyorum. Bu arada bunda yanlış hatırlamıyorsam Better Upgrade, Tank Upgrade, Everlasting Feeding Upgrade, Advanced Feeding Upgrade, Restock Upgrade. Evet. Deposit. Deposit. Advanced Refill. Bunun kapasitesini de arttırdığımız bir şey vardı da. Ha evet böyle. Çantanın. Dur. Şu an arttırabilirim bunun kapasitesini. Dışarıdan artıyor mu büyüklüğü? Yok. İçe. Aynen. Hemen 8 iron'ımızı bir pişirelim. Ardından kapasitemiz artmış olacak. Bundan sonrasında evet bakalım. Gold, Diamond ve en son Netherite şeklinde upgrade'lerimiz var. Bir saniye. Bu RGB mi, kamuflaj mı? Kamuflajmış galiba. Bunlar Infinity Backpack. Bu bayağı endgame zımbırtısı. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ben de şu an seninle beraber oynuyorum. Ben yeni mod ekosistemlerinde biraz yeniyim arkadaşlar. Şu an yeni nesil mod ekosistemleri bende çok yok. Evet Dilara, bugün neler yaptık? Bugün tamamen Türkçe mealleriyle söylüyorum Evet. arkadaşlar. Gittik. Gezindik. Çok gezindiğimizi Balaldık. söyleyemeyeceğim. Çok fazla gezindiğimizi söyleyemeyeceğim. Yani gezindik dediğim bir şöyle baktık mahallemize. Balaldık. Zaten önce bir makinamızı kurduk. Dedik bu lavla ne yapacağız? Aldık lavı koyduk. İşte birkaç tane içeriye. Bu arada şunu da bir upgrade edelim. Yanda. Bronzudur, bilmem neydi, fırlattık malzemeleri. Sonra kendimize bir blok yaptık. Bloğu da koyu verdik. Dedik ki bu blokta neler yapacağız neler. Diloş sırtıma tıkla. Sonra geldik bir direkt Kapasitesi bu oldu. gittik. Aa nice. İki katına çıkmış. Evet. Ve iki Sonra tane upgrade slot olmuş. geldik dedik ki köfte dedi ki ben geçen bir danaya girdim. Bunun dedi derileri var. Arttı dedi. Başlayamadım. Dedi ki bir deri çanta yapayım. Tamam dedim. Dedim bir de ben buna boya katayım. Bu arada tamamen şey, organik boya. Evet. Pasta yat yersin. Bir tane çanta yaptık. Dedik ki çocuğum giderken beslenmesine, Değil işte mi? ihtiyacı ne varsa koyayım. Bu arada çekiç elinde bayağı büyük duruyor. Aa, hamur. Hamurumuz var, hamur yaptık. Değil mi? Bir şey daha yaptık. Şurada, şu duvarda Evet. çekme. Çok daha az yer kaplayarak daha fazla şeyi burada saklıyoruz. Tek bir tip eşya depolayabiliyorsa drawerlar ve paçı terörü. Ya yeni terörü beni sıktı. İyi misin aşkım? Isırdı. Isırır, ısırır, ısırır. Arkası fazla geldi. Ha bu arada sunucuda da ufak bir ayarlama yaptım. Diloş, yatağa bir yatsana. Gecedeyiz. Ben yatmadım ama gündüz oldu. Benim yatmam mı yeterli oluyor? Bir kişinin yatması yeterli oluyor. Şu an o şekilde ayarladım sunucuyu. Evet. Bugün Tinker's Construct'ta biraz daha geliştik. Artık çekicimiz var ve istediğimiz gibi alloy yapabiliyoruz. Gelişmiş alloyları. Bir de drawerlarla girdik. Bu pakette drawerları Functional Storage diye bir mod ekliyor. Evet, bu alanı biraz genişleteceğiz. Ama burada biraz dikkatli olmamız lazım çünkü Kapatıyorum, makinemiz de burada var. kapatıyorum. Functional Storage diye bir mod ekliyor burada. Fakat farklı mod paketlerinde farklı modlar bunları ekleyebiliyor.
En yaygınlarından bir tanesi Jabba. Biri Storage Rovers. Çok belli ediyor adından değil mi? Böyle böyle modlar var. Bu kadar genişlik şimdi yeterli. Sanki. İçinden bir ses bizim burası evimiz olacakmış gibi diyor ama. Bence yaparız ya. Ben inşa yapmayı seviyorum çünkü. Ben de bu arada inşa kısmı cidden hoşuma gidiyor ve kafamda ilginç bir fikir var. Paylaştım. Nedir? Nedir? Deniz kondu. Aa evet. Deniz kondu projesi. Çok güzel bir proje. Arkadaşlar deniz kondunun yapısını anlamak istiyorsanız benim Kasa Efsun'u izlemiş olanlar bence anladı. Benzer bir şeyi yapmıştım sen. Onun biraz daha stilistik hali. Benim olabilir. Deniz kondu dememin sebebi gece kondu var ya karada. Deniz kondu denizde olsun dedim. Mantıklı. O zaman, ben mantıklı. O zaman Dilara Hanım bugün iki amacımızı gerçekleştirdik. Evet. Kutsal bir göreviniz var. Nedir? Kapanış konuşması yapmak. Kapanış konuşması.